Kültür Ajandası programından herkese merhaba. Yine birbirinden değerli konuklarla ve dolu dolu bir içerikle karşınızdayız. İstanbul'un en güzel manzarasından, Boğaz'dan sizleri selamlıyoruz. Bugünkü konuklarımız yönetmen Uğur Akça ve senarist Burak Erol olacak. Kendileriyle dizi konuşacağız, sinema konuşacağız, projelerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda biraz geçmişe gideceğiz. Oyuncu Birol Ünel'in hayat hikayesine tanıklık edeceğiz. Şimdi dilerseniz sizi daha fazla bekletmeden ilk konuğumuz yönetmen Uğur Akça'yı davet edelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız Uğur Bey? Teşekkür ediyorum. Gayet iyiyiz. Yoğunuz. Evet, biz de sizi gördük. Çok iyi olduk. Sizi yönetmen olarak tanıttım ama aynı zamanda senaristsiniz de. Evet. Uğur Akça kendini nasıl tanımlıyor? Valla ben daha çok tasarımcı olarak tanımlıyorum kendimi. Yönetmenlikte yaptığım işlerden bir tanesi. Onun dışında da öykü tasarımı, evren kurmak bir hikayeyle ilgili. Bu tiyatro olur, sinema olur, PC konsol tarafında oyun olur. Bunlarla ilgili tasarımlar yapıyorum. Ben aslında bir evren kurucuyum. Evet. Yönetmenlik işimin bir parçası. Senaristlik de işimin bir parçası. Ama bunların bütünlüğüyle asıl ilgileniyorum ben. O zaman bir geçiş söz konusu değil yani senaristlikten yönetmenliğe gibi. İkisi Yok. De aynı anda olan Tabii. şeyler. Yani asıl işim tasarım olduğu için yani tasarımı yaparken eğer yönetmem gerekiyorsa yönetiyorum. Ya sadece evreni kurmam gerekiyorsa evreni, öyküyü tasarlamam gerekiyorsa onu yapıyorum. Evet. Ya da bir hikayeyi, bir projeyi hayata geçirirken orada nerelerde müdahale edilmesi gerekiyorsa onlarla ilgili müdahalelerde bulunuyorum. Yani benim işim daha çok tasarım Öykü işi tasarım. oluyor. Yani öykü tasarımı evren kurumu oluyor aslında Peki, benim kendi yaptığım iş. yazdığınız senaryoları mı çekiyorsunuz genellikle yoksa bir senaryo mu geliyor size? Yok hayır öyle bir şey daha çok kendi ürettiğim öyküleri piyasaya çıkartıyorum. Yani dışarıdan öykü almayı çok sevmiyorum. Kendim öykü kurmayı seviyorum. Evren kurmayı seviyorum. Ya da halihazırda bir iş yapılmışsa, bir şey varsa ve hadi gel buna bir el at dendiğinde genellikle daha uzak bakıyorum ona. Çünkü diyorum ki yani onu ben tasarlamalıyım. Yani ben sıfırdan Evet. kurmalıyım. Onun için yani kendi yaptığım öyküleri ya bir başka yönetmene devrediyoruz. Güvendiğimiz insanlara. Onlar onu yorumluyorlar. Ya gerekirse ben çekiyorum ya da ben sahneye koyuyorum. Tiyatro oyuncusu. Her alanda aslında Evet hepsiyle varsınız. uğraşıyorum yani. Size bir senaryo geldiğinde senarist kimliğiniz devreye giriyor mu bir yönetmen olarak? Tabii. Düzeltmeler yapıyor musunuz? Tabii. Orada şöyle oluyor genellikle. Eğer senaryoyu beğenmiyorsam zaten hiç işin içine Çekmiyorsunuz. girmiyorum. Yani bu çok çünkü bir senariste de böyle çok fazla müdahale etmek de iyi bir şey değil. Ama öykü kurumu eğer iyiyse, yani yapacağımız bir işse orada senariste yine danışarak, saygısızlık yapmadan onun kafasındakileri alarak yine bazı ufak tavsiyelerde bulunuyoruz zaten. O Evet. yönetmenlerin zaten ister istemez yaptıkları işlerden biridir yani. Her yönetmenin de buna hakkı vardır zaten. Öyle mi? Tabii. Ben kendi yaptığım işte de yönetmenimin bir müdahale payı mutlaka bırakıyorum yani. Evet. Peki birçok alanda görüyoruz sizi. Kendiniz de zaten bahsettiniz. Animasyonlar, kısa filmler, uzun Evet. soluklu televizyon filmleri. Evet. Şu iş yani şu işi yapmak beni daha çok heyecanlandırıyor dediğiniz oluyor mu? Ya şöyle sıfırdan öykü kurmayı çok seviyorum. Son zamanlarda çok zevk alarak yaptığım zaten iki tane iş var. Bir tanesi Sığınak isimli bir projemiz var. Onunla ilgileniyorum. Onu çok seviyorum. Bir de dijital oyun tasarımı yapıyorum. Yani PC konsol tarafına. Zaten bizim bu TRT Yeni Medya ile bir işbirliğimiz söz konusu. Sığınak televizyona olan bir iş mi? Sığınak televizyon projesi. Alp The Golden Horn diye bir de PC konsol oyunu tasarlıyorum. Onun öykü tasarımını, evren Evet. tasarımını yapıyorum. Onlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Yani oyun kısmını çok çok eğleniyorum zaten. Zaten kendim de gamer'ım. Oyun oynamayı da zaten çok seviyorum. Ve oyun üretmeyi de çok Evet. seviyorum. Bir de böyle daha çok böyle fantastik, bu dünyanın birazcık ötesiyle ilgili mevzularla ilgili hikayeleri seviyorum. Zaten son projem de öyle. Ya yani Sığınak Evet. da biraz oralara. İçeriğinden biraz bahsetsek merak ettim açıkçası. Ya Sığınak şöyle bir şey. Özellikle bu ikinci nesil Almanya'ya göç eden
Türk göçmenleri anlatıyor. Çok güzel. Bizim programımızın içeriğine de çok uygun bir... Evet. Evet. Yani oraya göçmüş insanların daha ama yeni göçmüş insanların hallerini anlatmaya çalışan bir öykü. Fakat oraya tabii ben biraz böyle yine rahat duramıyorum. Oraya böyle yine böyle fantastik bir şeyler koymayı seviyorum. Bizim bu Anadolu'da ocaklı denilen insanlar vardır. Evet. Bilenler bilir. Yani izleyicilerimizden de bilenler vardır mutlaka. Ocaklılar bu ağızlı dualı insanlardır. Bunlar mesela böyle bazı ufak tefek rahatsızlıkları, bazı sorunları, dertleri dualarıyla ya da evet, o halleriyle bir şekilde çözebilen insanlardır. Bunlara rastlamıştır. İzleyicilerimizden de rastlayanlar vardır. Benim karakterlerimden bir tanesi bu ocaklı bir karakter. Onlar Almanya'ya göç ettiklerinde, yani biz oraya gittiğimizde aslında sadece oradan bir şey almaya gitmiyoruz. Aslında oraya bir şeyler de götürüyoruz. Bu neler götürdüğümüzle ilgili bir hikaye bizim bu sığınak projemiz. İsminin sığınak olması da insan insanın sığınağıdır diye düşündüğüm için çok güzel böyle bir isim koydum. Yoksa normalde mesela Almanya'da öyle bir çok bir sığınak şeyi yok. Aslında savaştan çıkmış toplum olmasına rağmen. Ama bize göre, bizim medeniyetimize göre insan insanın sığınağıdır. Mesela Batı medeniyetinde mesela insan insanın kurdudur diye bir cümle çıkıyor. Ama o bize uygun değil. Evet. Yani biz mesela şöyle diyeyim size. Allah Hazreti Adem'i yarattığı zaman işte melekler itiraz etmişti biliyorsunuz. Ya işte kan döken bir mahluk mu yarattın diye. O zaman da Allah dedi ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum dedi. Yani o insana güvendi. Bize güvendi. Bize güvendiği için bizim medeniyetimiz insana güvenen bir medeniyet. O yüzden insan insanın sığınağıdır. Bizde evet, olması gereken budur. Kesinlikle. Onlar kurdudur diyebilirler. Evet. İnsanlar bazen kurtlaşabiliyorlar. Kesinlikle. Evet, tamam. Ama biz oralarda dolaşamayız. Bizim baktığımız yer farklı. Evet. Sığınak da bununla ilgili çok bir güzel proje. Çok güzel. Çekimleri ne zaman başlayacak? Oyuncular belli mi? Biz şu an yine bu tasarım aşamasındayız. Senaryonun son bir bölümü kaldı. Onu bitireceğim inşallah. Bir yandan kasta başladık. Kas çalışmaları yapıyoruz. Neye göre seçeceksiniz mesela oyuncularınızı? Kriterleriniz neler? Yani şöyle, ben mesela tasarım yaparken önce karakteri tasarlıyorum. Ondan sonra oyuncuyu. Yani hiçbir zaman böyle bir şu oyuncuyla çalışayım da ona bir rol yazayım gibi bir şey yapmıyorum. Önce benim için önemli olan karakterler, hikaye. Ben karakteri koyuyorum. Sonra ona en yakın oyuncuyu almaya çalışıyoruz. Ya evet, bu oyun kabiliyetinden iç enerjisine kadar değişiyor. Onun için mümkün olduğunca auditionlarda karşılıklı audition yapmayı tercih ediyorum. Gerçi şimdi bizim yönetmenimiz Yasin Çetin, yönetmenimiz, yapımcımız da Uğur Armutçu. Onlar mesela bir araya geliyorlar. Onlar da tabii güvendiğimiz insanlar. Onlar zaten bir eleme yapıyorlar. Sonrasında da biz de oturup bakıyoruz. Evet, bizim evrenimize uygun bir oyuncu ya da değil. Çünkü her oyuncunun kabiliyeti çok farklı. Evet. Role uyması çok önemli. Role uyması çok önemli. Yoksa oyuncular zaten kıymetli insanlar. Biz sadece bizim evrenimize uygun insanları arıyoruz. Onu seçiyoruz. Evet, yine kanalımızda olacak anlaşılan. Evet, dizi burada olacak inşallah. Evet. Burada da inşallah aldığımızın akıyla çıkmayı planladığımız, evet, ona göre çalıştığımız bir iş. Umarım en kısa zamanda başlarsınız çekimlere ve izleme şansı elde ederiz. İnşallah. Bir yönetmen olarak aslında şunu da sormak istiyorum size, yani konuştuklarınızdan yola çıkarak. Peki böyle bir hikayeyi yani üretmek riskli bir iş midir? Yeni bir hikaye üretmek. Çünkü günümüzde siz de biliyorsunuz ki yaşamış kişilerin hikayeleri konu oluyor filmlere. Evet. Yani bu sizce kolaya kaçmak mı biraz? Yok, değil. Yani o da çok zor bir şey. Yani bir kitap uyarlamak da çok zor. İnsanın hayatını alıp bir sanat eserine dönüştürmek de çok zor. Hele ki konu insansa daha zor. Çünkü kurgusal bir karakter değil, gerçek bir karakter. O gerçek karakteri siz bir şekilde kurguya adapte etmeye çalışıyorsunuz. Onun hayatından bir şeyler alacaksınız. Bir de aldığınız şeyde de öyle bir tasarım yapmanız lazım ki, normalde hayat mesela sıkıcı bir şeydir. Yani hayat çok da eğlenceli bir şey değil. Evet. Bu kadar, yani gerçek çok eğlenceli bir şey olsaydı sanata ihtiyaç duymazdık. O kişi yaşarken zaten bir sanat gibi hayat yaşıyorum dememiştir. Ama biz onu alıp sanata çevirmek zorundayız. Onun için de bazı kurgusal
öyküler, eklemeler, inişler, çıkışlar yapmak zorundayız. Yani ben mesela kendi yaptığım işi duygu mimarlığı olarak yorumluyorum. Yani biz çünkü insanlara şunu diyoruz. Burada ağlayacaksın, burada güleceksin, burada biraz hüzünleneceksin, burada geçmişe gideceksin. İnsanlara biz kendi projemizle muhatap oldukları müddetçe onların duygularına bir mimari çiziyoruz ve onu yapmaya çalışıyoruz. O da zor. Yani hepsi zor. Hepsinin kendi içinde aslında. Bir zorluğu hepsinin var. Hepsinin kendi içinde bir zorluğu var yani. Evet. Siz aynı zamanda film tahlilleri de yapıyorsunuz. İzliyorum ben de YouTube'da. Bu fikir nereden ortaya çıktı? Yani bu alanda bir eksiklik mi gördünüz? Yok, hayır. Yani birçok arkadaşımız zaten kendi evrenle bakış açılarıyla yorumluyorlar. Benim bakış açım biraz daha farklı. Ben biraz daha doğuyu seven, oranın köklerini seven bir insanım. O kendi evrenimden filmleri yorumluyorum. O anlamda da belli bir öğrenci grubum oluşuyor. Talep eden insanlar oluyor, konferanslarım oluyor. Oralarda kendi dünya görüşümle meseleyi anlatmıyorum. O dünya görüşü de işte bu sığınağa baktığımız gibidir. Evet. Yani biz Batılı kendi dünya görüşünü güzel, çok da güzel anlatıyorlar. Ben onların anlattığını anlatacaksam bana ihtiyaç yok. Ben kendi dünyamla, kendi şeyimle anlatmak istiyorum. Evet. Onu da zaten teveccüh gösteren insanlar oluyor. Onlarla da paylaşıyorum. Çok güzel. Takip ediyorum aynı zamanda. Bir de Gölgemi Geri Ver adlı bir belgeseliniz var. Evet, ödül da, de aldı belgesel. Evet. Onun senaryosu kime ait? O da yani, o da sizin. O da kendi tasarımı. Evet. O nasıl da, çekmeye karar verdiniz mesela? Çünkü tiyatro eğitimi aldığım için tiyatroya da uğraşıyorum. Mizahi Sanat diye de bir tiyatro oluşumum var. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili bir belgeseldi o da. Gelenekselin ölmesini hiçbir zaman istemiyorum. Çünkü o kökler gerçekten çok derin kökler. Yani biz gerçekten neye sahip olduğumuzun farkında değiliz. Onları korumak için, yani aslında biraz koruma içgüdüsüyle yaptığım bir projeydi o. O da teveccüh gösterdiler. Çeşitli yerlerde ödül aldı. Birçok kanalda da gösterime girdi. Evet, TRT'de gösterime de girdi. Evet. Evet, çok güzel. Peki onun dışında yaptığınız başka işler neler var şu anda, projeler? Şu an oyun tasarımıyla çok ilgileniyorum. Yani oyunla ilgili PC evet, konsol oyunu. Bahsetmiştiniz. Çünkü orada da şöyle bir şey var. Oyunu çok ciddiye alıyorum. Çünkü eskiden şöyle bir şey vardı. Mesela bir algı değiştirmedeki en kuvvetli medya kitaptır. Kitap hiçbir zaman değişmez. Bir insanın zihnine bir şekilde ulaşmak istiyorsanız birinci derecedeki medya kitap. Bunu neye göre söylüyorum? Bunu hem araştırmalara göre söylüyorum hem de eğer bu medya kitap olmasaydı Kur'an kitap olarak inmezdi. Başka bir medya aracı olarak inerdi. Eğer kitap olarak inmişse bu şu demektir. En etkilisi o. Bu değişmez. 20. yüzyılda en etkili medya sinemaydı. Evet. Ama şimdi değil. Şimdi en etkili medya 21. yüzyılda oyun. Sizin de bir sözünüz var aslında, şu an aklıma geldi. Sinemanın başlangıcı belgeselle olmuştur diyorsunuz. Evet. Biraz onun üzerine konuşalım mı? Belgeselle olmuştur. Çünkü ister istemez makineyi ilk icat ettiklerinde yaptıkları iş ister istemez belgesel çekmek oldu. Adamlar kamerayı koydular. İşte bir fabrikadan çıkışı çektiler. Bu kendinden oluşan ilk belgesel filmi olmuş oldu. Çünkü adam hem makineyi denemek istedi hem de bir şey sunmaya çalıştı. Ve ister istemez bir gerçeklikle muhatap oldu. Gerçeklikle muhatap olmak demek zaten sinemaya başlangıç. Ama sinemanın oluşumunda ya da sanatın oluşumunda gerçeklikle devam edemezsiniz. İşin içine kurgu girdi mi gerçeklik her şekilde biter. Evet, kurgu ve gerçeklik üzerine çok teziniz var gerçekten. Hatta yani kurgundaki gerçeklik yazanın gerçekliği gibi bir yorum. Kim aktarırsa onundur. Yani bu proje fark etmez. İster belgesel olsun, ister fotoğraf olsun, ister sinema olsun, ne olursa olsun tür. Bir işin içine kurgu girdiyse orada öznellik girer ve orada gerçeklik kırılır. Şu programda bile. Şimdi mesela ben sizinle ilgili bir şey söylesem ve siz söylediğim herhangi bir şeye surat atsanız, onu yönetmen kesse göstermesi bitti. İşte oradaki gerçeklik bitti. Gerçeklik bitti. Yani bizim buradaki mesela çalıştığımız kameralarla ilgili her geçişte gerçeklik bitiyor. Mesela şu anda da bizim izleyicilerimiz
evet bir varoluş bir şey izliyorlar ama yine de yönetmenin yorumuyla izliyorlar. Belki sizin mesela bu sempatik halinizi hiç göstermek istemeyebilir ve onu değiştirebilir de yönetmen. O onun elinde. Evet. Her şey bir kurmaca o zaman. Tabii kurmaca. Yani sanat dediğiniz zaman manipülasyon. Sanat manipülasyondur zaten. Evet. Değiştiririz. Yani her şeyi değiştiririz. Bir mimaridir ve o mimari kimse onun baktığı yerden siz bakarsınız. Onun için ben her zaman öğrencilerime de söylerim. Sanatla evet bir yaşam konforu olarak iletişim kurun ama hayatınızı yönlendirmek için sanatı kullanmayın yani. Çünkü gerçek değil yani. Evet. Senaryo eğitimleri de veriyorsunuz aynı evet. zamanda. Nasıl peki böyle başarılı bir genç senarist kuşak gelecek mi? Gözlemleriniz gelecek. Nasıl? Gelecek. Gelecek inşallah gelecek. Evet. Onlara neler tavsiye edersiniz? Çünkü çok fazla biz mesaj alıyoruz bununla ilgili. Ya insan nedir'e baksınlar yani. Çünkü insan hakikati bir şekilde sırtlanmaya aday bir varlık. Çok kutsal bir varlık. İnsanla uğraşsınlar. Geri kalan işte çok okuyun, çok izleyin falan filan. Onlar kolay. Zaten onları yaparlar. Onlar zaten şey. Yaparlar. Ama insan nedir? O ilişkiler nasıl kuruluyor? Onu oraya odaklanırlarsa işi çözerler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kendi dünyalarından baksınlar. Yani yaşadıkları evrenden, yaşadıkları coğrafyadan baksınlar. Diğer arkadaşlar, batılı arkadaşlar zaten kendi evrenlerinden bakıp çok iyi işler zaten yapıyorlar. Onlar varken sana ihtiyaç yok. Sen özgün ne yapacaksın? Mesele o. Özgün olmak için de kendi coğrafyalarını tanısınlar. Onları onlarmış gibi bir şey göstereceksen sana neden baksın ki? Daha iyisini zaten adamlar yapıyorlar yani. Evet. Senaryo yazarken dikkat edilmesi gereken şeyler nedir? Böyle birkaç maddeyle sıralayacak olursak. Diyaloglarını mümkün olduğunca gerçek seçsinler. Yani hiçbir zaman cümle kurumuna uygun diye ya da anlatmak istediğim şeyi dümdüz anlatıyorum diye şeyi kullanmasınlar. O karakter onu nasıl söyler diye dikkat etsinler. Çünkü bizim en büyük problemimiz genellikle diyalog oluyor. Kahretsin, neden böyle oluyor ki falan gibi böyle cümleler geçiyor. Orada senin karakterin onu kahretsin diyecek karakter değilse o kelimeyi kullanma. Zaten başka yakışmıyor bir oyuncu olarak. Zaten yakışmıyor. Bunu... Oyuncu da zaten reddediyor evet. onu. Yani o da diyor ki yani ben neden böyle bir şey söylüyorum ki diye. Çünkü o da bu coğrafyanın insanı. İsterleştiremiyor yani. Evet kesinlikle. O da isterleştiremiyor. Çünkü oyunculuk da yaptığım için az çok biliyorum. Evet. Evet. Peki Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yaptığınız projeler de var. Az önce bahsettik mi bilmiyorum ama evet, onlardan da biraz bahsetmek vardı. İstiyorum. Evet, bir tiyatro oyunum vardı. Orada evet. da yine orada da mesela anlatmaya çalıştığım şey aile üzerineydi. Aile bizim için mesela evet. en kutsal değerlerden bir tanesi. Orada da yine Kültür Bakanlığı'nın teveccühüyle oradan bir destek alıp oyun sergiledik. İşte daha sonra pandemi döneminde biliyorsunuz zaten özel tiyatrolar falan durdu. Evet. Sonrasında da işte biz başka projelerle yine devam ediyoruz. İşbirliğimiz bir şekilde sürüyor yani. Evet. Günümüz sinemasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da tiyatrosunu? Yani tiyatro için çok konuşmak o ahkam kesmek olur. Çünkü ben kendi projelerimle daha çok orada ilgileniyorum. Evet. Ama sinemayla ilgili de şöyle söyleyeyim. Mümkün olduğunca özgün işten kaçmaya çalışıyoruz sanki. Bu yeni platformlar biraz bizi şey yapıyor. Çünkü onlar algoritmalar üzerine çalışıyorlar. Seyirci hangisini sever, nerede çok tepki gösteriyor, hangi tür sahneleri koyarsam ilgi çekerim şeklinde. Bu dijital platformlar özellikle. Belli algoritmalar üzerine senaryolar üretiyorlar. O da insani davranış ve tutumlardan uzak oluyor. İnsan insanı sever. İnsan hep insanın peşinde koşar. O algoritma üzerine kurulu şeyleri izlediğimiz zaman da ister istemez bir zaman sonra rahatsız oluyoruz ve sıkılıyoruz. Onun için özgün projeler çok ender çıkıyor. Evet. Onlar da kıymetli oluyorlar kalıcı zaten. Kalıcı oluyor zaten. Tabii onlar da kıymetli oluyorlar zaten. Evet hala hatırlanıyor yani. Evet. Bizim işimiz de bizim amacımız da bu. Keşke biz de oralara ulaşabilsek. Evet. O tip şeyler yapsak. Seyircimiz de teveccüh gösterse. Biz de öyle memnun olsak. Zaten sanatçının işi nedir yani? Evet. Teveccüh görmeye çalışırız yani. Bizim evet. yaptığımız iş odur. Çok güzel konuştunuz. Tamam. Devam edeceğiz sohbetimize ama programımızın başında da bahsettiğim bir VTR'miz var. Onu izleyelim isterseniz. Evet şimdi Birol Ünel'in hayat hikayesi bizlerle. Biraz hüzünleneceğiz maalesef. İzliyoruz.
Kendi dünyasının başrolü. Birol Ünel. Almanya ve Türkiye arasında iş gücü anlaşmasının imzalandığı yılda 1961'de Silifke'de dünyaya gelmişti Birol Ünel. Anne babası misafir işçi olarak Almanya'ya gidince 7 yaşına kadar anneannesinin yanında kalmış, ardından o da Almanya yoluna düşmüş ve ailesinin yanına Bremen'e gitmişti. 1987 yılında Yolcu filmiyle sinema kariyeri başladı. 1992 yılında Berlin Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ünel'in karakter oyunculuğu yönetmenler ve yapımcılar tarafından çok hızlı fark edildi. Pek çok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. 2000 yılında Fatih Akın'ın yönettiği Temmuz'da filmiyle sinema dünyasında tanınmaya başlamış, 2004 yılında Duvara Karşı'yla ününün sınırları Almanya'nın ötesine taşmıştı. Buradaki rolüyle Alman film ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Filmin 2004 Berlinale'de Altın Ayı kazanmasıyla Birol Ünel uluslararası alanda ilgi gördü. Türkiye'de ve Almanya'da pek çok yapımda yer aldı ve onun ismi her zaman yapımlara fazladan bir katkı sağladı. Olağanüstü oyunculuğuyla istese ışıkların altında parlak bir hayat sürebilecek olan Birol Ünel, hayatı boyunca yaptığı her şeyi kendi istediği için yapmıştı. Sinema dünyasına girmesi, rol aldığı filmler, reddettiği yapımlar, neredeyse yalnız başına geçen bir hayat onun kendi tercihiydi. Hayatının son zamanlarını kanser ve evsizlikle mücadele ederek geçirdi Birol Ünel. 59 yaşında hayata veda ettiğinde, arkasında onlarca sinema filmi ve yalnızca kendisine ait olan sıra dışı bir hayat hikayesi bırakmıştı. Evet, Birol Ünel'e bir kez daha rahmet dileyelim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, VTR öncesinde aslında dijital platformdan da bahsetmiştik. Ona da değinmek istiyorum biraz ben Uğur Bey. Ne düşünüyorsunuz son zamanlardaki bu dijital platformdaki yapımlar hakkında? Ya dijital platformlar aslında şöyle oluyor. Yani her şey dijitalleşiyor. Sanat da dijitalleşiyor. O yüzden mesela ben oyunu mesela şu an büyük bir tartışma var. Oyun sanat mıdır, değil midir diye. Dijital oyunlar. Bana göre sanat. Kesinlikle. Çünkü artık 21. yüzyıldayız ve artık duygu mimarisi oyunlar üzerinden kurulabiliyor. Evet. Çok büyük bütçeli işler ortaya çıkıyor. Ve şu an mesela biz kendi neslimiz şey yapmasak bile bazen mesela es geçsek bile gençler, çocuklar oyun üzerinden kendilerine bir zihin inşa ediyorlar. Ve birileri de oyun üzerinde onların zihnini inşa ediyor. Evet. Bu dijital platformlar işte hem VOD'ler olsun, yani bu işte parayla verip abonelik sistemiyle izlediğimiz projeler olsun, hem oyunlar olsun. Bunlar artık 21. yüzyılda insanı şekillendiren mecralar haline geliyor ki ondan sonra bir sonraki aşama zaten Metaverse olacağı için orası en tehlikeli alan haline gelecek maalesef. Çünkü neden? Bundan sonra biz oyunları biz Metaverse içerisinde oynayacağız. Kendimiz canlandıracağız. Sanatla iletişimimiz de yine Metaverse üzerinden olacak. Bu da tabii gerçekliğin çok ciddi bir şekilde kırılması demek oluyor. Evet. Çünkü yüz yüze olan. Yüz yüze tabii. Hiçbir şey Allah'ın yarattığı gerçeklikten daha kıymetli değil ve daha kuvvetli de değil aslına bakarsanız. Ama oradan kaçmaya çalıştıkça sanat oralarda bir havuç gibi kullanılacak. Yani onun peşine iyi bir film izlemek istiyorsunuz. Sevdiğiniz bir film var. Ve onun oyununu oynamak istiyorsunuz. O karakteri siz canlandırmak istiyorsunuz. O zaman size diyorlar ki bak burada sanat havucu var. Gel buraya bu karakteri sen oyna. Sen canlandır. İnsan için doğru kullanılmazsa çok büyük bir tehlike. Evet. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Ya bu oyunlardaki aslında gerçeküstülük de rahatsız edici tabii, değil mi yani? Tabii. Mesela oyunlarda da bağımlılık mesela söz konusu. Ne kadar oyunla, çünkü ben de gamer'ım. Ben de mesela oturduğum zaman gerçekten uzun saatler oynayabiliyorum. Evet. Hem işim dolayısıyla hem de çok seviyorum zaten. Oyun oynamayı da bağımlılık seviyorum. Bağımlılık yapıyor.
Tabii. O bağımlılığa girdiğiniz zaman ne kadar birilerinin yarattığı evrende dolaşırsanız dolaşın, ki ben bunu kendim bir evren tasarımcısı olarak söylüyorum. Ne kadar başkalarının evreninde dolaşırsanız kendi evreninizi o kadar kaybedersiniz. Evet. Onun için mümkün olduğunca kendi evreninizi yaşamaya çalışın. Yani sanatla olan iletişiminiz de böyle olsun. Çünkü 21. yüzyılın en büyük havucu bu olacak. Ama tehlikeli bir yüzyıl. Tabii tehlikeli. Doğru kullanmazsanız tehlikeli. Evet. Doğru kullanırsanız çok güzel bir şey. Neler yapabiliriz doğru kullanmak için başka? Vallahi doğru kullanmak için önce kendinizi terbiye etmeniz gerekiyor. Ben tabii bunu kendi nefsime söylüyorum. Yani benim doğru kullanmam için önce kendimi terbiye etmem. Bir yerlerde dur demeyi bilmem gerekiyor. Yani önce dur. Yani bir fren mekanizması yoksa insanda, insan çok tehlikeli bir yaratık. Yani onun için fren mekanizmasını kullanabilmek. Yani en ufak bir bağımlılıktan, herhangi bir içecek olabilir, bir madde olabilir, bir oyun olabilir. Her şeyde o fren mekanizmasını mümkün olduğunca insanın kendi kendine geliştirmesi gerekiyor. Evet. Onu kullandığınız zaman her şeyi zaten halledersiniz. Yani ikili ilişkilerden sanatla olan iletişiminize kadar her şeyi çözersiniz. Evet. Yani 100 yıldan ziyade aslında demek istediğiniz insanın kendini bilmesi. Gene insan. Kendini bildiği zaman insan her zaman her şey insan. Her şey insan. Önce insana odaklanacaksınız ama ilk odaklanacağınız kendiniz. Evet. Kendinize odaklanacaksınız. Yani orada da şu: ben neler yaparım, onu da yapayım, bunu da yapayım, her şey olsun değil. Nerelerde durabilirim? Evet, bu en önemli soru bence. Nerede durabilirim? Yaptığı işi en iyi şekilde yapabilmek değil mi? Tabii. Dediğiniz gibi her tabii alana bölünmektense. Hat çizmek, sınır çizmek. Evet. Onları çizmezseniz dağılırsınız. Evet. Ben öyle düşünüyorum yani. Çok güzel. Kendime de bunu yapmaya çalışıyorum. Kendi nefsime de yani aynısını yapmaya çalışıyorum. Peki, bir vaktimiz azalıyor. Son olarak tabii ki projelerinizden bahsettik ama tekrardan isterseniz bir üzerinden geçelim böyle. Evet. Çünkü seyircilerimiz de tekrar duysunlar. Yeni açanlar televizyonu. Şöyle, biz uzun süreli proje olarak Alfi oyun olarak tasarlıyoruz. İnşallah onu hayata geçireceğiz. O niyetimiz o. İkinci olarak da TRT Türk'te Sığınak isimli projemizi, orada da insanı anlatmaya çalışıyoruz, bizi anlatmaya çalışıyoruz, diğer insanlarla iletişimi anlatmaya çalışıyoruz. Oraya teveccüh gösterirlerse, bizi izlerlerse çok memnun oluruz. Evet. Onları davet ediyoruz. Bir tarih yok değil mi henüz? Şu an için bir tarih yok çünkü biz şu an için hem tasarım aşamasındayız, hem casting hem mekan bakımı. Onlarla şu an evreni kuruyoruz. Evet, o zaman yakın zamanda diyoruz. Evet. İzlemek için sabırsızlanıyoruz. İnşallah, inşallah. İyi ki geldiniz Uğur Bey. Sizi tanımak çok büyük bir şerefti benim için. Çok teşekkür ederim keyifli sohbetiniz için de. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Konuğumuz Uğur Akçay'ı uğurlarken ikinci konuğumuz senarist Burak Erol'u tanıyalım. Sonrasında kendisini davet edelim. Burak Erol 1993 senesinde Niğde'de doğdu. Üniversite için İstanbul'a gelene kadar 18 sene Aksaray'da yaşadı. 2011 senesinde Boğaziçi Üniversitesi'ne çok büyük şirketlerde yöneticilik yapma hayalleriyle gelip ekonomi okumaya başladı ama seçmeli olarak aldığı sinema dersleriyle birlikte hayallerinin ne kadar değiştiğine kendisi bile şaşırdı. İstanbul Medya Akademisi'nde aldığı genel sinema eğitiminin ardından bir süre reklam yazarlığı yaptıktan sonra kısa film yapımı dersleri verdi. Sinema filmlerinde, dizilerde ve çeşitli reklamlarda yönetmen yardımcılığı yaptı. Şu anda TRT Türk kanalında yayınlanan Alman Kuzusu dizisinin senaristliğini yapıyor. Evet, şimdi Burak Erol'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Programınıza geldim, daha iyi oldum. Çok teşekkür ederiz. Genç bir senaristle birlikteyiz biz de. Enerjiniz zaten bize geçti gelir gelmez. Ama merak ettiğim hikayeniz, çünkü ekonomi okumaya başlıyorsunuz ve sonradan yöneliyorsunuz sinemaya. Biraz hikayenizi sizden dinlemek istiyorum. Tabii ki İç Anadolu'da küçük bir şehirde büyüdüm, Aksaray'da. Orada bir zamandan sonra kitaplara tutunmak zorunda kaldım. Çünkü küçüklüğüm böyle şeydi, biraz yalnız geçti açıkçası hani o ortamdan dolayı. O yüzden hani okudum, çalıştım. Sonra dedim ki hani İstanbul'a gideceğim. Orada bir şekilde hani sinemayla da ilgileneceğim ama profesyonel anlamda hiçbir zaman düşünmüyordum o sırada. Bunun için bir imkan yaratmaya çalıştım ve dedim ki hani Boğaziçi Üniversitesi'ne gidersem orada Mithat Alan Film Merkezi var. Orada geçirdiğim vakit boyunca bu alanda bir şeyler yapabilirim.
Sonra ekonomiye geldim ve bir yandan hem ekonomiyle ilgili güzel işler yaparım, bir yandan da sinema alanında hobi olarak devam ettiririm gibi bir niyetle geldim açıkçası ilk geldiğimde. Ondan sonra buraya geldiğimde gördüm ki seçmeli sinema dersleri alarak sinema yandalı yapılabiliyor bölümde. Bunu bir avantaj olarak kullandım ve sinema dersleri almaya başladım. Sinema dersleri aldıkça dedim ki benim bu alandan yürümem lazım. Bu alandan yürümek benim açımdan çok daha uygun olacak ki şu amaçla kullandım biraz da. Hani 18 yaş üniversite tercihi yapmak için çok doğru bir yaş değil açıkçası. Hani hayatınızı ona göre belirliyorsunuz çünkü. Biraz da hani o süreci kendimi tanımak için kullandım. Sonra kendimi tanıdığımı düşünüyorum o süre zarfında ve buradan 2016 senesine kadar bir yandan hani ekonomi derslerini devam ettirerek bir yandan da hani sinemayla ilgili bir şeyler yaparak süreci devam ettirdim. Sonra dedim ki artık ekonomi bir kenarda dursun. Ben sinemadan devam edeceğim. İşte bir film akademisine girdim. Orada bir senelik daha profesyonelleştirmek için olayı, bir senelik bir genel sinema eğitimi aldım. Sonra da zaten böylece dahil olmuş bulundum sektöre. Ondan sonra işte stajyerlikle başladı yolculuğu. İşte setlerde stajyerlikle başladı. Sonra işte sinema setlerinde, dizi setlerinde, reklam setlerinde yönetmen yardımcılığı, reji asistanlığı yapmaya başladım. Bir 3-4 sene falan o şekilde devam etti. Tabii bir yandan zihnimde hep şey vardı. Ya ben hani hikayeler yazmam gerekiyor çünkü bu amaçla girdim. Bunları benim çekmem gerekiyor. Hani sette çünkü çok yoğun bir işin içinde olduğunuz için kendinizi hani bir şekilde kaptırıyorsunuz, gidiyor ama hani şeylerimi de unutmamam gerekiyordu. Bu yola girme amaçlarımı da unutmamam gerekiyordu. Sonra bir fırsat çıktı önüme. Önce bir 2019 senesinde bir Kültür Bakanlığı'ndan bir kısa film desteği alarak ilk senaryodan bir başarı elde ettiğim olay odur. Sonra dedim ki buradan yürüyebilirim ben. İşte TRT'de böyle bir süreç başladı. Sonra işte araya pandemi girince o pandemi süreci zaten hani bir kendi hikayelerimi evde yalnız başıma kalan ve hani açıkçası da tek başına böyle yalnız kalarak çalışmayı seven bir insan olarak o süreç çok işime yaradı ve orada hani projeler tasarlamaya başladım. Yazmaya başladım. Evet, yazmaya çok öncesinden başlamıştım ama hani iş anlamında mesela bu hayata geçirilir gibisinden düşünerek o anlamda yazmaya başladığım süreç pandemi sürecidir. Sonra da zaten işte yine TRT'deki süreçlerle birlikte bu noktaya geldik. İşte en sonunda şu anda sizin de oynadığınız Alman Kuzusu dizisinin senaryosunu yazıyoruz. Evet. O zaman şu noktada soracağım size yani asıl hayaliniz senarist olarak devam etmek mi yoksa yönetmen olmak mı? Açıkçası yani yönetmen olmak gibi net bir hayalim yok ama hani otör sineması olarak hani kendi yazdığım şeyleri çekme tamamen böyle bir yolculuk değil. Bir yandan da bunu yapabilirsem, bunu başarabilirsem çünkü hani olayını da çok sevdim açıkçası. Hani ilk dizi tecrübem Alman Kuzusu. Dizi olayı da çok hoşuma gitti ve hani yönetmen olarak o yoğunluğun içine dahil olmak yerine dizide yani dizi senaryosu yazarak ve bir yandan da mesela hani kendi yazdığım filmleri çekerek böyle bir süreç devam ettirebilirim gibi geliyor şu anda. Evet. Tabii yolun çok başında olduğum için nasıl ilerler? Bence yani kaleminize sağlık, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok beğenerek oynuyoruz ve okuyoruz aslında. İlk dizi deneyiminiz olmasına rağmen bence müthiş bir yazı kabiliyetiniz var. Çok teşekkürler. Yazma ritüelleriniz nedir mesela? Çünkü çok yoğun çalışıyorsunuz. Hala okul hayatınıza devam ediyor. Onu da söylemek istiyorum. Hukuk okuyorsunuz bir yandan. Nasıl vakit buluyorsunuz yazmaya? Yani açıkçası biraz da o vakti oluşturabilmek için hukuka geçtim. Çünkü Boğaziçi'ni bitirip 9. senesinde bitiremeden son sınıftayken bıraktım Boğaziçi'ni. Ondan sonra dedim ki hani bir yandan da mesela okul hayatıma devam edersem iyi olur. Ne yapabilirim bunun için? Aklımda olan bir hukuk bölümü vardı ve İstanbul Üniversitesi'nin bir avantajı olarak da devam zorunluluğu yok. O yüzden mesela derslerle sadece sınav dönemlerinde ilgilenerek o sürece kadar da bu dizi ve senaryo yazım süreci için zaman oluşturarak o şekilde bir alan açtım kendime. Yazma ritüeli olarak da açıkçası ilk zamanlarda şey zannediyordum ben, sadece gece yazabilirim. Sadece böyle gece kendime ait bir zaman dilimi oluşturarak o kafamı dinleyerek böyle kendimle baş başa kalarak yazabilirim diye düşünüyordum.
Sonradan şöyle bir şey oluştu. Yani bir kere sadece bu süreci izleyerek yazabilmeniz zor oluyor. Çünkü Uğur Bey'in de dediği gibi hani insanlarla haşır neşir olmak sürekli gerekiyor. Çünkü onlarla alakalı bir şeyler yazıyorsunuz. Hatta ilk aldığım sinema senaryo dersinde hocamız şöyle bir ödev vermişti bize. İşte bir saat bizi serbest bıraktı. Hı hı. Gidin insanları dinleyin. Diyaloglarına şahit olun. Ondan sonra buraya gelin. Burada size bir yarım saatlik bir süre vereceğim. O sürede duyduklarınızla bir hikaye oluşturacaksınız. Gözlem yapmak çok önemli. Aynen öyle. Evet. Dinlemek insanları hani çok doğru bir, ne kadar doğru bilmiyorum ama insanlara sürekli kulak misafiri olmak gerçekten çok önemli oluyor. Bir yandan da bu şekilde diyalogları nasıl yazmanız gerektiğini keşfetmeye başlıyorsunuz. Daha doğal oluyor, kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle öyle. Bunu yapmadan zaten yazdığınız diyaloglar biraz yapay oluyor açıkçası. Çünkü çok zorluyorsunuz hani bu. Bir şekilde bir yandan da bu antrenmanı yaparak hiç üzerine düşünmeden bile yazmaya başlıyorsunuz diyalogları. Böyle bir durum var. O yüzden yine kendinizle baş başa kalmanız gerekiyor ama bu süreçten sonra. Çünkü o dinlediklerinizi, duyduklarınızı, gördüklerinizi kafanızda toparladıktan sonra yazabiliyorsunuz. Evet. O yüzden şöyle bir ritüel oluşturdum kendime. Bir böyle dışarıdaki sesleri tamamen kesen bir kulaklık aldım. O yüzden gidiyorum mesela bir kafeye. İhtiyaç duyduğumda çıkarıp insanları dinliyorum. İhtiyaç duyduğumda kulaklığımı takıp yazmaya başlıyorum. Çok güzel. Şu andaki ritüelim budur yani açıkçası. Aklınıza gelen bir şeyi hemen yazar mısınız? Çünkü hani söz uçar, yazı kalır. Kesinlikle öyle. Sürekli notlar alıyorum. Sürekli hani bir takım böyle güzel cümleler aklıma gelirse, hani diyaloglarda insanların konuşmalarından bir şeyler duyarsam notlar alıyorum. Onları da hani mümkün olunca kullanmaya çalışıyorum yeri geldikçe. Evet. Kullanmadığımda ve hani kullanmak istediğimde birçok şey var açıkçası. Hani bir yandan da o duyduklarınızla zaten beslendiğiniz için hani o duyduğunuz duyduğunuz bir kelime üzerine bir film yapma fikri bile doğabiliyor. Evet. Hani şu anda çok fazla böyle şeyim var, malzeme var açıkçası. Evet, çok güzel. Yani senaryo yazımına da değinmek istiyorum aslında. Tabii. Yani önemli noktalar nelerdir? Çünkü bir çatışma mutlaka olmalı yani, karakterler zaten olmalı. Ve karakterlerin yani kendi içindeki değişimler de aslında tabii çok ki önemli. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Zaten hani çatışma olayın temel unsuru oluyor. Hani iki karakter bir araya gelip de hiçbir çatışma olmadan o yolda devam ettikleri zaman o hani yani hayatta bile bir sürü çatışma varken bir de hani onun kompakt hale getirilmiş ve senaryolaştırılmış halinde o çok da mümkün değil. O yüzden hani bir kere gerçekten çok önemli, çok güzel çatışmalar olduğu zaman hikayenin bir anlamı, evet, bir değeri oluyor. Bunun içinde hani mümkün olduğunca şeye, mesela ben bu konuda şeye çok önem veriyorum. Bir yandan da hani ekonomi bölümünde mesela şöyle matematiksel, sayısal dersler çok ağırlıkta olarak okudum. 9 sene boyunca diyeyim, hani 9 senenin 4-5 senesi diyeyim. Orada matematik konusunda analitik düşünme yetisini çok hani geliştirdiğime inanıyorum ve senaryo açısından da aslında bu çok önemli. Evet. Yani matematiksel kısmı özellikle dizi senaryosunda çok büyük önem arz ediyor. Hı hı. O yüzden hani çatışmaları da matematiksel bir formülle oturtmak bence işin en doğru kısmı. Zaten o şekilde hem senarist olarak işiniz çok kolaylaşıyor hem de hikaye çok daha anlamlı ve çok daha derin bir hale geliyor. Hani matematiği işin içinden sokunca belki öyle gelmemesi gerekiyordur gibi düşünülebilir ama aslında yok, hiç kesinlikle öyle değil. Hiç öyle değil. İşler kolaylaşıyor. Bir de hani matematiksel kısmından bahsetmişken olayın, ekibimizde Kevser, evet, Kevser de matematik mühendisi kendisi. Matematik o da büyük bir avantaj gibi geliyor bana. Hani gerçekten hani o açıdan işimiz çok kolaylaşıyor yani. O yüzden hani birbirini besleyen alanlar aslında. Kesinlikle öyle. O yüzden şeyde mesela senaryo yazmak isteyen insanlarda şeyi çok öneririm. Yani matematik konusuna ciddiyetle eğilmelerini, hı hı, ve özellikle hani senaryo mantığını o açıdan değerlendirmelerini, ona göre bir şeyler yazmaya çalışmalarını kendilerini geliştirmek açısından çok tavsiye edebilirim yani. Mantıksal hatalar daha az oluyordur. Kesinlikle. Matematiğe hakim olduğunuz zaman, değil mi? Aynen öyle. Bir de senaryoyu aslında oyuncu yazdırır derler. Buna katılıyor musunuz? Çünkü izlediğinizde artık oyuncuyla bir iletişim kurduğunuzda replikler ona göre, evet, gelişiyor olabilir. Evet, orada da şöyle bir şey oldu. Şöyle, Alman Kuzusu için, hı-hı, anlatmam gerekirse, şimdi tabii kastı oluşturmadan öncesinde yazmaya başladığımız zaman buna çok zorlanıyorduk. Ve kast yapıldı. İşte sizin oyunlarınız, fotoğraflarınız önümüze düştü. Hı-hı. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü hani artık size göre gerçekten
yazılmaya başlıyor ve tabii ki bölümler çekildikten ve biz onu izledikten sonra daha da artarak devam ediyor. Şu anda hani açıkçası ilk başladığımız noktaya göre çok daha kolay çalışabiliyoruz. Çünkü artık tanıyorsunuz çünkü. Kesinlikle kimin hani nasıl bir oyun verebileceğini, hangi lafın kime, hangi oyuncuya hangi oyuncunun o lafı kurabileceğini falan çok daha rahat kestirebildiğimiz için işimiz kolaylaştı açıkçası o açıdan. Dediğinizde çok doğru yani bence. Evet. Alman kuzusu evet çok güzel bir şey oldu kesinlikle. Çıkan işten de memnunsunuz anladığım kadarıyla. Evet memnunuz. İnşallah bu şekilde güzel bir biçimde hem prodüksiyon açısından hem senaryo açısından devam eder. Ve biz de şeyde böyle 25 dakikalık, 25-30 dakikalık böyle hani o alanın açıldığı hepimiz açısından böyle çok geliştirici olan bir işte devam etmeyi çok istiyorum açıkçası evet, yani. Bu tarz sitcomlar bence daha da fazla olmalı kesinlikle. Değil mi? Çünkü uzun saatli olan diziler sanki artık bir süre sonra sıkıyor evet, gibi. Evet, özellikle hani platformun açıkçası tek avantajı bu oldu gibi bir yandan da. Televizyonda o kadar uzun süreler varken insanlar oraya kaçıyorlar. Hı hı. Televizyonda böyle bir şeyin olmadı. Alman Kuzusu ve hani Uğur Bey'in yazdığı Sığınak dizisi gibi evet. Böyle daha kısa süreli daha izlenebilir dizilerin var olması önemli. İşte platformda da bu süre açısından böyle bir avantaj var. Orada da hani yine algoritmalarla beslendiği için orası hani daha ticari bir olay olduğu için orada da hani onun sıkıntısı yaşanıyor. Hani hikayeler çok standartlaştı. Hı hı. Onun bir problemi var. Yani işte televizyonla platformun böyle dengelerinin bu şekilde inşallah da bizim hani böyle başlattığımız bu 25-30 evet. dakikalık, 40 dakikalık sürelerle başlattığımız bir dengeli. Ya tadında kalan evet. Projeler aslında. Televizyon için de lazım yani böyle şeyler. Kesinlikle lazımmış. Öyle. İzleyince ben de bunu anladım. Evet. Başta çünkü süre çok kısa diye hem çevremden öyle bir yorum almıştım hem de ben öyle düşünüyordum ama izledikçe yettiğini gördüm ki haftalık yayınlanan bir dizi. Günlük de yayınlanan bir aslında. Kesinlikle. Ya evet bir yandan da insanlar evet o eleştiriyi biz de alıyoruz. Hani ya neden bu kadar kısa? O kadar alışmışlar ki 150 dakikalık dizilere. Ona da hak veriyorum tamamen. Çünkü hani insanlar bir şeye bağlanmak istiyorlar. Böyle olunca da 20-25 dakikalık süre yetmiyor. Hı hı. Mesela bana da hani şey yetmiyor. Podcast'te çok çok tüketiyorum podcast kayıtlarını. Orada da bana böyle kısa süreler yetmiyor ama bir yandan da yani böyle daha kompakt hikayeler oluşturmak her açıdan daha şey gibi. Bence daha akılda daha kalıcı izlenebilir oluyor yani. Gibi. Görselleştirmek çünkü podcast'e göre çok daha zor olduğu için. Evet. Öyle. İzlediğinizde mesela bu sahneye böyle yazmamıştım dediğiniz oldu mu? Oldu tabii ki. Orada da şey olayı var. Yönetmenin zaten bizden hani hikayeyi, senaryoyu alıp kendi bir şeyler kattığı zaman, üzerine koyduğu zaman zaten ortaya bir dizi çıkıyor. O yüzden mesela dediğim zamanlar oldu ama onlar şey olmadı. Hani onlar olumsuz tarafından böyle bir şey yaşanmadı hiç. Dedim ki ya bayağı hani daha da iyi olmuş bazı noktalar sahne falan. Sahne köpürmüş belki de. Evet. Oyunculuk da zaten bir yandan hani senaryoyu köpürtme olayı biraz da. O açıdan yani yazdığım şeye göre bu arada yazarken hani biz de ekip olarak yazdığımız zaman bazen böyle çok güldüğümüz zamanlar oluyor. Mesela izlediğimizde daha da böyle komik gelen, daha da güldüğüm yerler de çok duygular yaşadım yani. Duygular da geçince işin içine. Evet evet. Yani görüyorsunuz sonuçta hani görünce daha da fazla güldüğüm çok zamanlar güzel. Oldu. Öyle. Peki böyle son olarak sormak istediğim başka projeleriniz var mı şu anda halihazırda bekleyen ya da olacak projeler? Yani televizyon için şu anda çok yolun başında olduğumuz TRT Türk için bir projemiz var. Onunla ilgili hani çok da detaylar var ama hani biraz daha çalışmamız gerekiyor. Onun dışında hani dediğim gibi mesela kendi hikayemi yazıp kendi hikayemi çekmek gibi amaçlarım da olduğu için bir yandan hani o tür faaliyetlere devam ediyorum ben de. Evet. İşte onları oluşturup bir takım hani prodüksiyon imkanları da el verdikçe o imkanları oluşturmak gerekiyor. Ona devam ediyorum bir yandan. Evet. Bir yandan da işte hani kısa hikayeler. Onları da umarım nasip olur bir kitap olarak falan. Kitap olarak. Evet yani o şekilde zaman. Yani yazma alanında her alanda bir şeyler üretmeye çalışıyorum açıkçası yani. Umarım en kısa zamanda izleriz ya da okuruz. İnşallah. Diyeyim. Kaleminize inşallah. Sağlık. Çok İyi ki geldiniz. İlk sohbet edebildik sizinle. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık ben Burak Bey. Ben teşekkür ederim.
Evet, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Konuklarımız yönetmen Uğur Akça ve senarist Burak Eroğlu. Dizi konuştuk, sinema konuştuk, senaryo yazımından bahsettik, projelerinden bahsettik. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere diyoruz. Ajandanızda bize yer açmayı unutmayın. Hoşçakalın.